Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Oyak Çimento 2023 12 aylık bilançoyu gönderdi ve bilançoyu inceleyeceğiz bu videoda. Enflasyon muhasebesinden çimento şirketleri sınırlı olarak etkileniyor ve genelde bilançolar olumlu geliyor. O bağlamda Oyak Çimento'nun da gayet güzel bir bilançoyla bizleri bugün göndermiş oldu. Son çeyrekte 2.6 milyar TL'lik bir kar yazdı Oyak Çimento. Böylelikle 2023 yılının tamamını 8.1 milyar TL'lik karla kapatmış olduk. Yatırımcılarına ben hayırlı olsun diyorum arkadaşlar. Şimdi geçen çeyrek 2023-9 aylık dönemde bu bilançoyu biz 70.7 TL'den karşılamışız. Bu bilanço döneminde de cuma günü kapanış itibariyle 70.7 TL. Tesadüfe bakın. Aynı fiyatta iki bilanço arasında gelmişiz gitmişiz. Dolayısıyla iki bilanço döneminde bir fiyat hareketinde bir artış ve azalış yok. Yatay bir seyir hakim. Şimdi şöyle kalem kalem bir hasılatların öz sermayenin esas faaliyet kârı ve net kârdaki değişimlere birlikte bakalım. Dediğim gibi videonun başında da Oyak Çimento enflasyon muhasebesi uygulanmış finansallarını gönderdi ama ona rağmen kârlılığını korumuş gibi gözüküyor. Şimdi birlikte detaylara bakalım arkadaşlar. Öz sermaye 2022 yılında 7.3 milyar TL imiş. Tabi bunda enflasyon muhasebesi uygulanması yok. Enflasyon muhasebesi uygulandığında sonra 2022 yılında 18.5 milyar TL'lik bir öz sermaye büyüklüğüne ulaşmış. 2023 bugünkü gelen en son bilançoya göre de bizim öz sermaye büyüklüğümüz %43'lük artışla 26.6 milyar TL seviyesine kadar yükselmiş bulunuyor arkadaşlar. Burada geçen yıla göre enflasyon muhasebesi uygulanmış haline göre %43 bir yükseliş var. Gayet olumlu ve güzel bir öz kaynak büyümesi. Zaten enflasyon muhasebesi uygulanınca şirketlerin elindeki varlıkları biraz daha yani gerçek değerinde değerleme yapıldığı için burada zaten öz kaynaklarda ciddi bir büyüme biz enflasyon muhasebesiyle birlikte bekliyoruz. Hasılatlarımıza gelelim. Şirketin hasılatları 2022 yılının da 12.7 milyar TL'ymiş. Enflasyon muhasebesi uygulanmış haliyle bu 26.3 milyar TL'ye revize edilmiş ve 2023 yılı son bilançoya göre de bizim hasılatlarımız 30.6-30.7 milyar TL seviyesine kadar yükselmiş. Burada da enflasyon muhasebesi uygulanmış haliyle 2022-2023 arasındaki fark %17 oranında artış şeklinde olmuş. Bu da gayet pozitif, satışlarımız da artarak devam etmiş görünüyor. Esas faaliyet kârına bakalım şirketin. 2022 yılında esas faaliyet kârımız 3.2 milyar TL'ymiş. Enflasyon muhasebesi uygulandıktan sonra 2022 yılında esas faaliyet kârı 5.7 milyar TL seviyesine yükselmiş bulunuyor. 2023 yılındaki öz kaynaklarımız, bizim esas faaliyet kârımız da son bilançoya göre 7.7 milyar TL'ye yükselmiş. Burada da ciddi %35'lik bir yükseliş var. Bu da son derece gayet pozitif ve büyüme, esas faaliyet kârlarında bir büyümeyi ve artışı işaret ediyor arkadaşlar. Net kârımız 2022 yılında 4.5 milyar TL'ymiş. Enflasyon muhasebesi uygulandıktan sonra bu 8.8 milyar TL'ye yükselmiş. Ve 2023 yılı bugün gelen en son bilançoya göre de bizim net kârımız 8.1 milyar TL seviyesine ulaşmış. Burada tabii enflasyon muhasebesinden dolayı geçen yıla kıyasla %8'lik bir düşüş var. Ama hani gelen bilançolarda şirketlerin karlarının eridiğini, ortadan kaybolduğunu enflasyon muhasebesi nedeniyle, çünkü şirketler kendi büyümelerini hem satış olsun hem hasılat olsun ya da karlılık anlamında koruyamıyorlar. Enflasyona yenik düşüyorlar. O anlamda enflasyon muhasebesi uygulanmış haliyle Oyak Çimento'nun %8'lik gibi geçen yıla göre bir kaybı var. Onu da ben esasında o kadar da ciddiye almıyorum. Çünkü satışlarda %17'lik bir yükseliş var. Esas faaliyet kârında %35'lik bir artış var. Gayet olumlu. Öz kaynak büyümesinde de enflasyon muhasebesi uygulanmasına rağmen bu kalemlerde öz sermayede de %43'lük bir artış var. Şimdi dilerseniz şöyle bir şirketin faaliyet raporundan dikkat çeken bir iki konu var. Onlara size değinmek istiyorum. Şurada evet arkadaşlar, bu enflasyon muhasebesi uygulandıktan sonra
Tabii şirketin bu kasasında bulunan nakitlerden dolayı parasal kayıp kazanç diye bir kalem daha ekstra yaratılıyor. Yani içeride tuttuğu şirket parayı enflasyondan daha iyi değerlendirebiliyorsa burada buraya parasal bir kazanç olarak yansıyor. Eğer enflasyonun altında bir değerlendirme olursa burada da parasal kayıp olarak bizim karşımıza çıkıyor. Oyak Çimento'nun gelir tablosuna da bu parasal, şurada bakalım, geçmiş yıllardan birikmiş 6.1 milyar TL Oyak Çimento'nun kasasında bir nakit var arkadaşlar. Bu parayı şirket güzel kullanmış ve buradan parasal kazanç elde etmiş. 3.7 milyar TL'lik kazanç elde etmiş. Bu da bizim yıl sonu bilançomuzu pozitif yönde ciddi bir şekilde katkı sunmuş ve bizi olumlu yönde etkilemiş arkadaşlar. Şöyle şirket bu yıl ne yapmış? Geçen yıla göre bakarsak faaliyet kar marjı geçen yıl %21.74'müş. Bu yıl %25.11'e yükselmiş. Burada 4 puandan daha yüksek bir artış var. Gayet olumlu. FAYÖK'ümüze bakalım. FAYÖK marjımız %26.73'müş. 29.43'e yükselmiş. Burada da 3 puanlık bir yükseliş var. Net kar marjında ise %33.53'ten geçen yıl, bu yıl ise %26.48'e düşmüşüz. Burada da 7 puanlık bir düşüş var net kar marjında. Ama faaliyet kar marjındaki büyüme ve FAYÖK marjındaki büyüme pozitif katkı gayet başarılı diye ben değerlendiriyorum. Zaten çimento sektörü arkadaşlar bu enflasyon muhasebesi olsa da olmasa da Türkiye'de çimento sektörü güçlü seyrini, konumunu devam ettiriyor ve önümüzdeki dönemde de zaten hani deprem bölgesinde olmamız, işte kentsel dönüşüm planları, yeni imar alanlarının açılması gibi sebeplerden dolayı çimento sektörü biraz daha genel sanayi şirketlerinden biraz daha pozitif ayrışacak gibi gözüküyor. Burada Türk çimento sanayi sektörü 2023 yılı Kasım ayı son verilerine göre çimento üretiminde geçen yılın aynı dönemine oranla %10.57'lik bir artış yaşanmış. Bu dönemde üretilen çimentonun yaklaşık %19.2'si ihracata gitmiş. Yine bu dönemde de iç satışlara %19.52 artış, ihracatta ise %17.69'luk bir düşüş yaşanmış. Yani ihracat tarafı düşmüş ama iç satışlarda %19.52'lik komple çimento sektörünü düşünürsek, Oyak Çimento değil de komple Türkiye çimento sektöründe iç satışlarda %19.52'lik bir artış var arkadaşlar. Şimdi bir de BIST 9 üzerinden şöyle şirketin nakit akışını merak ettim ben açıkçası. Nakit akışı nasıl? Orada bir bozulma var mı? Ona bakmak istiyorum. FAYÖK'ümüz dediğimiz gibi arkadaşlar geçen çeyrek 2.2 milyarlık bir FAYÖK varken bu çeyrek 3.9 milyar TL'lik bir FAYÖK yaratılmış ve FAYÖK marjı da 26.37'ye kadar yükselmiş. Gayet başarılı. Kârımızı geçen çeyreğe göre korumuştuk. Tekrar düşüyoruz ama 2.6 milyarlık kârdan yine 2.6 milyarlık bir kâr yazmışız. Nakit akışına bakalım. Evet, merak ettiğim şey buydu. Faaliyetlerden gelen nakit akışımız geçen çeyrek 3.2 milyarmış. 3.3 milyara yakın bir nakit akışımız varmış faaliyetlerden. Bu çeyrekte 3.8 milyar 3.9 milyar TL'ye yakın bir faaliyetlerden nakit akışı yaratmışız. Gayet önemli arkadaşlar ve değerli bir şu ortamda, şu enflasyon muhasebesi ve yüksek enflasyon zamanında şirket güzel faaliyetlerden nakit yazmış. Serbest nakit akışına bakalım. Serbest nakit akışımız geçen çeyrek 2.5 milyar TL'si seviyelerindeymiş. Bu çeyrekte 3.5 milyar TL seviyesine yükselmiş. Arada neredeyse 1 milyar TL'lik pozitif yönde bir serbest nakit akışı yaratılmış. Bu veriler de gayet başarılı. Yani Oyak yatırımcıları için, Oyak Çimento yatırımcıları için güzel bir bilanço. Yani beklentileri karşıladı ve hatta ben bilançoyu da beğendim de söyleyebilirim arkadaşlar. Tabii Oyak Çimento temettü geleneği olan, yani Mardin Çimento, Adana Çimento, Ünye Çimento, işte Bolu Çimento, önceki iştiraklar birleşmesi neticesinde Oyak Çimentosu çatı altında birleşti. Önceden tabii temettü verimi yüksek, temettü veren bir şirketti. Şimdi bu yılda şöyle bakıyoruz, 8.1 milyar TL'lik bir kar birikti. Acaba temettü verir mi? Biraz da ona değinmek istiyorum ben. Tabii bedelsiz sermaye arttırımı da olabilir. Hani 1.2 milyar sermayesi var Oyak Çimento'nun. Burada bedelsiz sermaye arttırımı da gelebilir ama beni daha ziyadesiyle ilgilendiren temettü. Yani biz yatırımcılarına temettü verebilir mi şirket ya da ne kadar verir? Ben şöyle bir çalışma yaptım arkadaşlar. Dediğiniz gibi zaten 2019 yılında birleşme olmuştu ve ondan sonra şirket hiç temettü ödemedi. 8.1 milyar TL'lik bir 2023 yılı karı var. Ben dedim ki yani bu karın yarısını,
%50'sini dağıtsın şirket. Böyle bir varsayımda bulundum. Tabii verir vermez onu bilemeyiz veya daha fazlasını verir onu da bilemeyiz. Ama bu karın yarısını dağıtırsa arkadaşlar 8.1 milyar TL'lik karın yani 4 milyar TL civarında bir karı dağıtırsa o da bize hisse başı arkadaşlar 3.5 TL'lik bir temettü yapar. 3.5 liralık bir hisse başı temettü de bugünkü 70.7 TL'lik bir kapanış fiyatına göre %4.96 %5 oranında bir temettü verimine işaret ediyor. Umarım temettü dağıtır. Tekrar temettü dağıtan günlerine geri döner ve yatırımcılara da 3-4 yıldır hani temettüden istifade edemiyorlardı. Çünkü birçok arkadaş çimento şirketlerini ve Oyak Çimento'yu işte nakit girdisi kendilerine sağlasın, düzenli olarak temettü ödesin diye portföylerine tutuyorlar. Umarım bu bilançoyla birlikte önümüzdeki günlerde de bir güzel bir temettü kararını şirket verir ve yatırımcılarına duyurur diyorum ben. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Güzel bir bilanço. Yatırımcılarına tekrar hayırlı uğurlu olsun. Bereketli kazançlar dilerim.